sıkı ve ince bacaklar için pilates yapacağız hep birlikte. Siz öncesinde ufak bir ısınma yapabilirsiniz. Eğer ayağa kalkacak haliniz yoksa esneyerek, kaslarınızı, eklemlerinizi esneterek ufak ufak ısınabilirsiniz. Öncelikle bir mat üzerine yatıyoruz. Güzel. Bacaklarımızı uzattık. Şöyle bir esneyerek başlayalım. Tüm vücudu esnetelim. Ellerinizden biri çekiyor, ayaklarınızdan başka birisi çekiyormuş gibi. Uzayın iyice. Yavaşça döndük. Eller gövde yanında serbest. Tek bacağımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Parmak uçlarımı kendime doğru çektim. Evet. Şimdi nefes alırken dairenin yarısını, nefes verirken de daireyi tamamlıyoruz. Bunu yaparken kalçanızı kontrol edin. Hareket etmeyecek. Nefes alıp vermeyi unutma. Karın kasların sıkı. Eğer beliniz ağrıyorsa bu pozisyonda belinizin altına ince bir havlu koyabilirsiniz. Evet. Çok büyük bir daire yapmak zorunda değilsiniz. Güzel. Yukarıda daireler çiziyoruz. Kalça sabit, hareket etmiyor. Evet. Son. İki. Ve son kez. Şimdi diğer tarafa doğru nefes. Al. Ver. Al. Ver. Evet. Güzel. Kalçayı kontrol et. Şu şekilde şöyle bir dönme. Kalçada bir hareket istemiyoruz. Bacak yukarıda, karın sıkı. Evet. Belin aşağıya doğru hafif bastır. Güzel. Son 3, 2, 1. Yandır. Çek bakalım rahatlasın. Evet. Bu aynı zamanda belinizi de rahatlatacak. Bacağınızı da rahatlatacak. Evet. Bu dinlenirken diğer bacağımızı yapalım. Yine ne yaptım? Parmak ucunda çıktım. Parmak ucumu kendime doğru çektim. Bacağımı olabildiğince düz tutmaya çalışıyorum. Kalça sabit. Dışarıdan içeriye başladım. Güzel. Küçük daireler çiziyorum. Nefes al, ver. Kalçayı hareket ettirme. Güzel. Kalça sabit, karın sıkı. Belin ağrıyorsa altına destek. Ve şimdi diğer tarafa. Evet. Yanacak bacaklar. Gergin tutmaya çalış. Topuğun kendine doğru çekili. Siyatik sinir ağrısı çeken varsa ona da çok iyi gelecek. Evet. Bel ağrısına iyi gelir. Ve bacakları sıkılaştırır. Son 2... Bir. Evet, yandı. Çek kendine doğru. Ve rahatlasın. Güzel. Hemen bana doğru dönün bakalım. Eller başın altında. Hop, güzel. Bu pozisyonda parmak ucu yere bastırıyor. Alttaki, üstteki parmak ucu havayı gösteriyor. Orada bir V göreceksiniz. Elleriniz önde destek. Yine karın kaslarınız sıkı ve kalça hareket etmiyor. Nefes al, verirken karnını sık, üstteki bacağı kaldır. Topuk, parmak ucu. Evet. Topukta dön. Parmak ucunu da kaldır. Topukta dön. Point, flex. Burada biraz ayaklarınızı görebilirsiniz. Yani gövdenizin hafif önünde olabilir ayaklarınız. Parmak ucu, topuk konuşurken. Parmak ucu, topuk. Parmak ucu, topuk. Karın kasları sıkı. Nefes al. Ver. Al. Ver. Nefes al. Ver. Güzel. Yukarıda. Küçük daireler yapalım yine. Biliyorum biraz yanacak. Parmak ucunda sıkı. Üstteki bacak da sıkı. Alttaki bacak da sıkı. Bırakmadınız değil mi alttaki bacağı? Hemen sıkın bakalım. Evet, küçük daire yapıyoruz. Bunu yaparken kalça böyle 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 dönmüyor. Hemen kontrol et kendini. Kalça sabit. Sadece üstteki bacak küçük küçük. Evet. Ve şimdi diğer taraf. Güzel. Yansın biraz. Bacaklar sıkılaşsın. Hem iç hem dış bacak çalışıyor. Güzel.
Evet. Şimdi biraz da sıkıştıralım. Yine parmak ucunda üstteki bacağım sıkı. Alttaki bacağım parmak ucu yerde. Sık. Güzel. Zamanla ne yapıyoruz? Bu yanma hissini seviyoruz. Bacağımızdaki bu acıları seviyoruz. Sık. Sık. Güzel. Evet. Nefes alıp vermeyi unutma. Karın kasların sıkı. Kalçan sabit. Hareket sadece bacakta ve alttaki bacakta aktif tabii ki. Güzel. Şimdi nefes alırken çek kendine. Nefes verirken uzat. Al nefes yavaş. Ver. Al nefes. Ver. Karın sıkı. Güzel. Evet. Son iki. Ve son kez. Yandı değil mi? Çok güzel. Hemen biraz da basan üst bacak inceltelim. Al nefes verirken. İnceltelim diyorum ama bu arada alttaki bacağı yine aktif tutalım. Evet. Biliyorsunuz ki incelme sadece pilates egzersizleriyle olmuyor. Düzenli kardiyoyla yağları yakıp parçalamamız şart. Bunun yanı sıra beslenmeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Oh ben hareket ettim artık rahat rahat hamurları tatlıları götürebilirim diye bir dünya yok. Onu kontrol etmemiz şart. Özellikle kilo vermek istiyorsanız korkmayın, hayatınızın bütün dönemi o kadar kötü geçmeyecek. Sadece kilo verme aşamasında beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Sonraki süreçte kilo koruma aşamasında siz de azar azar yemeye başlayacaksınız. Evet, bu arada alttaki bacağımı kaldırdım ikisini birlikte. Evet. Sonuçta zaten fazla hamur, fazla tatlı vücudumuz için de sağlıklı değil. Sağlıksız şeylerden uzaklaşmaya çalışın. Evet. Güzel. Yanmayı hissettiniz mi? Tam olarak şurada. Güzel. Ben bunu diyorum ki yaptırırken. Şimdi buradan bıçağı sapladılar. Oh bir de çeviriyorlarmış gibi. Yanması çok normal. Güzel. Çalışsın. Evet. Güzel. Kalça sabit bunları yaparken sanki burada bir bardak var. Hareket etmiyormuş gibi. Şimdi öldürücü darbe geliyor. Bununla bitireceğiz bu tarafı. Diz, ayak topuğu. Diz dize, topuk topuğa. Evet, çevir biraz. Of 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 of. Evet. Çevir. Çevir. Nefes al. Ver. Al. Ver. Tekrarları benim kadar yapmanız yeterli olacak. Zaten yanmayı fazlasıyla hissedeceksiniz. Ama yok bunlar bana yeterli diyorsanız videoyu baştan tekrar yapabilirsiniz. Hoppa! Ve esnetelim. Diğer bacağa geçeceğiz. Güzel. Bu alt tarafta bir miktar dinlenirken öbür bacakta biraz yansın. Yattım. Önce düz yatıyorum. Dümdüz oldum. Hafif ayağımı görebileceğim kadar bacaklarımı öne alıyorum. Elim önde destek oluyor. Alttaki ayak parmak ucu yerde. Üstteki ayak parmak ucu yukarıya gösteriyor. V yaptım. Elim sabit. Kalçam sabit. Nefes al. Verirken dön. Parmak ucunda çık. Topukta dön. Evet. Al nefes. Ver. Evet bu şekilde. Al. Ver. Güzel. Alttaki bacak aktif. Bırakmayın onu yerde. Alttaki bacağın iç bacağı çalışsın. İkisini birlikte çalıştırmış oluyoruz. Nefes al. Ver. Evet. Yansın güzel. Topuk. Parmak ucu. Topuk. Parmak ucu. Evet. Hisset bacaklarını güzel. Şimdi daireler yapmaya hazır mısınız? Öne doğru bir daire. Parmak ucunda üst bacağım aktif. Alttaki bacağım zaten aktif. Evet. Ama kalçam sıkı ve yerinde. Evet, kalçayı sık.
karın da sıkı. Kalçayı yerinde tutabilmem için karın kaslarımı aktif kullanmam gerekiyor. Evime kendime de destek olmam gerekiyor. Evet. Ve şimdi diğer tarafa daireler. Evet. Yansın bacaklar, sıkılaşsın. Aynı zamanda selülitlere de etkili tabii ki. Siz ne kadar çok egzersiz yaparsanız etlerinizin sıkılaştığını hissedeceksiniz. Selülit ne demek? Yağ. Biriken yağlar, bacakta biriken yağlar o şekilde gözüküyor. Yağlarınızdan kurtuldukça, kaslarınızı kuvvetlendirdikçe elbette görüntüsü de gidecektir. Ve şimdi çek kendine doğru ve uzat. Bunu yaparken karın kaslarınızı hissedin. Evet. Nefes al. Ver. Al. Ver. Güzel. Yansın. Al nefes. Ver. Güzel. Hissettik bacağımızı. Şimdi alttaki bacağı aldım. Yine parmak ucum yeri, alttaki parmak ucum yeri gösteriyor. Alttaki bacağım aktif. Kalça sabit. Midye kabuğu gibi bacaklarımı açtım. Ve yavaşça kapattım. Nefes al. Verirken. Al nefes. Evet. Kalça sabit olması için ne yapıyoruz? Karnı sıkıyoruz. Burada ne var? Bardak. Düşmeyecek. Evet. Dikkat edin, genelde yapılan hata bu şekilde açmaktır. Kalçayla beraber açtığınızda bacaktaki yanmayı daha az hissedersiniz. Kalçam sabit size bakıyor. Bacak açılıyor sadece. Evet. Elinizle önden destek yapabilirsiniz. Evet. Şimdi yukarıya aldım ayaklarımı. Yine midyeye burada devam ediyorum. Kalçam sabit durmaya devam ediyor. Açabildiğiniz kadar. Önemli olan kalça sabit olsun. Bu kadar açıyorsan bu kadar. Bu kadar açabiliyorsan ne kadarsa o kadar da. Önemli olan hareketi yapmak. Zamanla çok daha iyi yapabileceğini göreceksin. Ve... Bırakma ama. Bırakmak yok. Devam ediyoruz. Diz dize. Topuk topuğa. Evet. Öldürücü darbe geldi. Bu da hareketimizin cilası olsun. Yansın iyice. Ama bırakmayın. Evet. Son 3. 2. 1. Çok güzel. Çek bakalım biraz. En son küçük küçük bacaklarımızı esnetelim ve o şekilde bitirelim. Hiçbir zaman egzersizi pat diye bitirmeyin. Çek kendine doğru tekrar. Baştaki yaptığımız germeyi hatırlayalım. Bu bellerimizi de rahatlatacak. Birçoğumuzda bel ağrısı oluyor. Çok normal. Fazla oturuyoruz. Fazla ayakta kalıyoruz. Ağır kaldırıyoruz. Ağır işler yapıyoruz. Güzel. Oturalım. Evet. Biraz bacağımızın üstüne doğru esnedik. Hop. Yine açabildiğiniz kadar. Ama zorlayın. Bir miktar iç bacaktaki gerginliği hissedin. Bacak arkasındaki kaslar burada. Hamstring kas grubu çok güzel geriliyor. Bu şekilde açmanız bile bazıları için gerginliktir. Biraz daha eğiliyoruz. Eğilebildiğimiz kadar eğiliyoruz ama burada diz boşluğu yapmıyoruz. Bastır. Güzel. Ve üstüne geldik. Evet. Hemen dön. Esnetmeye devam. Ben neden bu kadar yapamıyorum demiyoruz. Çalışıyoruz, yapıyoruz, açıyoruz. Kaslar uzayabilen canlılar. Yani uzayabiliyorlar gerçekten. Çalıştığınızda esneyebiliyorlar. Hangi yaşta olduğunuz hiç önemli değil. Sadece çalışmak gerekli. Evet. Güzel. Bunu aldım. Öne yattım. Ve şimdi geriye. Döndüm. Gövdemi de esnettim. Şimdi hemen diğer taraf. Bacak arka kas grubunu geriyoruz.
Diz yerde, diz açma, dizi bastır, esne o tarafa doğru. Güzel. Gövde yanına esnet. Evet, şimdi hemen dön. Arkaya doğru esnediğinde kalça, iç kısım geriliyor. Öne doğru gittiğinde de alttaki iç bacak esniyor. Güzel. Evet, bugün sıkı bacaklar için egzersiz yaptık. Diğer videolara da hepinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.